Diyalektik çelişki demektir. Materyalizm madde demektir. Yani bilgi ve yöntem. Yani hayat ve kavga. Çelişki bir. Her şey birbirine bağlıdır. Her olayda neden-sonuç ilişkisi vardır. Yani hiçbir şey masum değildir. Çelişki 2. Her şey durum değiştirir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Yani herkes değişebilir, herkes eğitilebilir, herkes savaştırılabilir. Çelişki 3. Nicel birikim nitel değişime sebep olur. Her şey yavaş yavaş birikir, aniden patlar. Yani devrimciliği bırakmak veya çürümek veya kahramanlaşmak tek gecede olmaz. Tek bir nedenle de olmaz, yavaş yavaş birikir. Çalış, çabala, her şey boş, hep aynı, ben yine hep sarhoş. Dünyanın kanunu böyleymiş, ben yine aç, hep mide boş. Çalıştım, hep çabaladım ama yine yazgımı değiştiremedim. Bir bilinmeze sürüklenir gemi, ne yapacağımı hiç bilemedim. Sır dolu dünya değişmiyor da sana bana ona yine fayda yok. Sineye çektim, kabullendim, şu kahpe dünya hep bomboş. Neden diye sormadan hayatı çözemezsin. Günün nedir bilmeden yarını göremezsin. Çalışsan da olmuyor çünkü bu düzen bozuk. Bu düzenin kanunu emekçiler yoktu. Bıçak kader değildir kaderin ellerinde. Nefesi açlık kokan son verecek güzele de. Sen çalışırsın o yer sonra buna kaderde. Çelişki 4. Zıtlar savaşım halindedir. Gelişme karşıtların savaşımıdır. Karşıtların savaşımı hareket ve çelişkidir. Çelişki içtedir. Çelişki yenileştiricidir. Karşıtların birliği vardır. Yani çelişki gelişimin anasıdır. Çelişki mutlaka çözülür. Ya düzenden yana ya devrimden yana. Ama nihayetinde devrimden yana. Her sorun çözümünü de içinde barındırır. Devrimcilerin çözemeyeceği çelişki yoktur. Ben doğuştan böyleyim işte, hiçbir zora gelemiyorum. Huylu huyundan vazgeçmezmiş, kaybetmekten korkuyorum. Kimseler bana bulaşmasın, bana dokunmayan bin yaşasın. Kurtarabiliyorsan gemini, sen hem ağasın hem paşasın. Başkası açlık, bana ne bundan, ben hep kendi işimdeyim. Dünya derdi bana mı düşmüş, ekmeğimin peşindeyim. Yaşamın akışına önce biraz kulak ver. Çok kolay şey değişmek, sen de istersen eğer. Kurtulmaz hiçbir gemi, hatta yalnız olursa. Sokar seni de bir gün, yılan bin yıl yaşarsan. Bana ne demek çözmez, hiçbir derdi kederi. Tek unut kaynağımız, halkın güç ve elleri. Madde 1. Dünya maddidir. Tek gerçek maddi dünyadır. Yani olaylar büyük adamların iyi niyetleri, çok zeki insanların düşünceleri ile değil, toplumun maddi yaşam koşulları tarafından belirlenir. Madde 2. Madde bilinçten önce gelir. Madde ilk veri, bilinç ikinci veridir. Yani hiçbir şey niyetlerle açıklanamaz. Madde 3. Dünya tanınabilir. Dünya ve onun yasaları eksiksiz bilinebilir. Yani devrimciler her sorunun nasıl çözüleceğini bilirler. Karmaşık hiçbir şey yoktur. Çünkü devrimciler öğrenmeyi öğrenmişlerdir. Benim derdim kesin çözülmez. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bir gün olur da gülerim elbet. Bunu Allah'tan diliyorum. Benim sorunum açlığımdır. Bunun çözümü nafile. Aç kalmaya da mahkumuz biz. Böyle gider bu kafile. Bindik bir alamete, dört nala gideriz biz kıyamete. Dünyanın kanunu böyleymiş, katlanmayın zahmete. Çözümsüz sorun yoktur, istersen çözülüyor. Çözüm ana hayatı.